Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda gitarda 4, 5, 6. tellerdeki ilk 3 perdedeki notaları çalışacağız. Bununla ilgili egzersizler yapacağız. O zaman ne diyoruz? Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, klasik gitar dersleri bir videosunda sağ el ve sol elle ilgili egzersizler yapmıştık. Gitar nasıl tutulur? Bunların parmaklarımı nasıl koymam gerekiyor klavyeye? Hangi parmaklarımla çalışacağımı birinci derste anlatmıştım. İkinci derste birinci tel, ikinci tel ve üçüncü teldeki ilk üç perdedeki notaları, yani natürel notaları öğrenmiştik. Şimdi de 4, 5, 6'yı çalışacağız. O zaman başlıyoruz. Dördüncü telimin ismi Re. Eğer ben Re telinde ikinci perdeye basarsam Mi notasını çalmış olurum. Re telinde üçüncü perdeye basarsam Fa notasını çalmış olurum. Burada önemli olan ilk 3 perdede çalıştığım için ikinci perdeye basıyorsam ikinci parmağımı kullanıyorum. Üçüncü perdeye basıyorsam üçüncü parmağımı kullanıyorum. Yani 1, 2 bu yanlış bir teknik. Tamamen elim dik. 2 ve 3. parmaklar. O zaman etüdümüze başlayalım. Telinde birinci etütüm. İkinci etütüm Re, Re, Mi, Mi, Fa, Fa, Mi, Mi. Evet arkadaşlar, Re telindeki ilk üç perdedeki notaları öğrenmiş oldum. O zaman geliyorum beşinci tele. Beşinci telimin ismi La notasıydı. Eğer La notasında, yani La telinde ikinci perdeye basarsam Si notasını çalıyorum. Üçüncü perdeye basarsam Do notasını çalıyorum. Evet, 5. teldeki notaları da öğrendim. O zaman geçiyorum 6. tel Mi'ye. 6. tel Mi, 1. tel Mi ile nota yerleri bütün perdelerde aynı. 1. telde 1. perdeye basıyorsam Fa notası çalıyordu. 6. telde 1. perdeye basıyorsam Fa çalıyorum. 3. perdeye bastığımda 1. telde Sol notası çalıyordum. 6. telde de 3. perdeye basarsam Sol notası çalıyorum. Çünkü Mi, Mi, yani birbirlerinin oktavları. O zaman ne olması gerekiyor? İkisi de aynı sesse birbirinin oktavı. Bütün basacağım sesleri aynı olacak birbirlerinin oktavı olarak. O zaman bununla ilgili etütümü de yapıyorum. Evet, birinci etüdümü tamamladım. İkinci etüdüme geçiyorum.
Evet, gitarda 6 telde de ilk 3 perdedeki notaları öğrendim. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci tellerdeki birinci perdelerdeki notaları anlatmadım. Orada diyezi ve bemolün notalar var. Diyezin ne olduğu, bemolün ne demek olduğu ve buradaki notaları nasıl bulduğumu bir sonraki videoda anlatacağım. Ve o videoda üçüncü telden sonra notaları nasıl bulduğumu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi o zaman 6 telde natürel notaları öğrendiğime göre 6 teldeki natürel notalarla ilgili birinci etüdüme başlıyorum. Öncelikle 6. tel mi'den başlıyorum. Tellerde ve bildiğim natürel notalarda etüdümü yaptım. Şimdi aslında hepimizin ilkokuldan beri bildiği klasik do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bu aslında do majör gamıdır. Do ile re arası bir ses, re ile mi arası bir ses, mi, fa, yarım, fa, sol, tam, sol, la, tam, la, si, tam, si, do, yarım. 2 tam, 1 yarım, 3 tam, 1 yarım. Yani siz aslında en küçüklüğümüzden beri bildiğimiz do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do majör gamı. Şimdi gitarda ben do majör gamını çalacağım. Bunları nota bilgisayarı armoni derslerinde ayrıntılı olarak anlatacağım. Burada da küçük bir not geçmek istedim. Şimdi gitarda la telinde 3. perdeye elimi koyuyorum. 3. parmağımı koyuyorum. Do notasını çalıyorum. Re 4. tel boş. Mi, re telinde 2. perde, mi, fa, re telinde 3. perde, fa, sol, 3. tel boş, la, 3. telle 2. perde, si, 2. tel boş, do, 2. tel, 1. perde ve geri dönüyorum. Bir daha çalıyorum. Ve do majör gamını çalmış oldum. Bunu arka arkaya sürekli çalışıyoruz. Bu bilir etüdüm. İkinci etüdüm do majör gamını üçlü aralıkta çalacağım. Yani her notadan sonra çaldığım do, re, mi, fa, sol, la, si, do üç nota üstünü çalacağım. İlk baştan do'yu çalıyorum. Do. Üç nota gidiyorum. Do, re, mi. Mi'yi çalıyorum. Do'dan sonra ne geliyor? Re. Re'nin üzerine üçlü aralık kuruyorum. Re, mi, fa. Re, fa çalıyorum. Re'den sonra ne geliyordu? Mi. Mi'yi çalıyorum. Mi'nin üzerine üçlü aralık kuruyorum. Mi, fa, sol, sol. Mi'den sonra ne geliyordu? Fa. Fa'yı çalıyorum. Fa, sol, la. La'yı çalıyorum. Sonra sol geliyordu. Sol çalıyorum. La, si. Si'yi çalıyorum. La'yı çalıyorum. Si, do. Ve geri döndürüm. Ve do majör gamını üçlü aralıklarla çalmış oldum. Üçlü aralık neydi? Do'dan do'ya yazdım. Her bir notanın üzerine üç ses üstüne çıktım. Do, re, mi. Do, mi çaldım. Re, mi, fa.
re fa çaldım. Mi fa sol. Mi sol çaldım. Fa sol la. Fa la çaldım. La si do. La do çaldım. Ve bunu tekrar geri döndüm. Evet arkadaşlar, üçlü aralık etütü bence çok önemli. Bunu çok fazla arka arkaya sık tekrar edin. Parmağınız klavyeye otursun. Hem de hızlanırsınız. Bir sonraki videoda artık yavaş yavaş kolay parçalar çalmaya başlayacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.